Şimdi sırada milli marşımız. Evet değerli seyirciler, Brezilya ve Türkiye milli marşlarını hep birlikte izledik, dinledik ve şu anda anonslarla maçın son hazırlıkları yapılıyor. Koray 1971 yılında Brezilya'nın gayet güzel, romantik bir milli marşı vardır. İlk defa 1971'de Rio'da Pele'nin jübilesinde ben bu milli marşı dinledim. Macaristan'da oynuyorlar. Ve Pele futbolu bıraktı. Tek Türk gazeteci bendim. O haberi gazeteme gönderdim. Ve gönderdikten sonra da o sene haberde birinciliği kazandım o haberle. Ne mutlu sizlere olan abi. Pele ile de röportaj yaptım. Maçtan 5-6 saat önce Brezilya milli takım kampında. Evet. 9-5-0-0. 9 maçın 5'ini nakavtla kazanıyor. Mağlubiyeti yok. Namalup boksörümüz Avni Yıldırım 79 kiloda. Şanslar diliyoruz Brezilyalı nakavtçı rakibi Jackson Junior karşısında. İtalyan hakem Massimo Baravecchio şu an ekranda. Son derece tecrübeli. Yılların hakemi. Almanya'da Sinan'ın bir sürü maçını anlattım onun yönetiminde. Ben Trabzon'da Yonut Danyon, Selçuk Aydın karşılaşmasında da hakem olduğunu hatırlıyorum. Gerçekten WBC'nin üst düzey hakemlerinden bir tabii, tanesi Massimo. Massimo Barrovicchio. Ahmet Öner, Massimo Barrovicchio hakem ve Avni Yıldırım. Sivas Su Şehri İmranlılardan Avni Yıldırım. Bütün Sivas ve bütün Su Şehri İmranlılar şu anda sanıyorum heyecan içinde televizyon ekranlarında hemşerilerini seyrediyorlar. Başarılar diliyoruz Avni'ye. İnsan böyle umut verici, umut veren şampiyonlar karşısında gerçekten büyük bir zevk duyuyor. Büyük bir zevk duyuyor, büyük bir heyecan duyuyor. Haydi bakalım Avni diyoruz. Avni şöyle bir yıldırım gibi gir bakalım maça. Geçen haftaki Los Angeles görüntülerinde ikişer roundda ve üçüncü roundda devamlı nakavtlar vardı. Bakalım şimdi Avni, hadi Avni diyoruz. Şanslar diliyoruz. Kırmızı beyaz siyah şortlu Avni. Karşısında Brezilyalı rakibi sarı siyah Jackson Junior. Evet. Rakibini bekliyor şimdi. Bir sağ çıkartıyor Avni. Sağ sol kapanıyor. Brezilyalı daha atik görüntüde şu anda. Avni daha akıllı. Önce rakibini tanımak istiyor. Sağ sol darbeler geliyor rakibinden. Kapanıyor Avni. Vücuda vuruyor. Vücuda vuruyor Jackson. Dikkatli olmamız lazım. Jackson Junior. Avni daha henüz bir şey yapmadı ama vurursa da felaket vuruyor yani. Bildiğiniz gibi robot. Mr. Robot. Evet. Karaciğer yoklaması. Böbrek. Sağ kroşe. Hep bunlar Brezilya'dan geliyor. Yine sağ kroşe. Avni yavaş yavaş köşeye sıkıştırıyor. Güzel bir apakat sol çıkarttı. Apakattan sonra karaciğer üstüne vurdu Avni. Haydi Avni, haydi yavrum. Dikkatlice, dikkatlice. Önce bir gazını boşaltsın bakalım. Brezilyalı şöyle bir boşaltsın. Ne yapacak, ne edecek? Ondan sonra Avni gereğini yapar. Apakatı boşa gidiyor Brezilyalının. Sol direk, sağ kroşe Avni'den. Bravo Avni.
Yine öyle bir sağ kroşe daha. Karaciğer yoklamasına girerken aşağıya vurdu Brezilyalı. İkinci boşa giden Apaka. Üçüncü sağ kroşe. Hep bunlar Brezilyalı'dan. Sağ sol. İkisi de vurdu. Ve mideye vuruyor Brezilyalı. Vücuda çalışmaktan hoşlanan bir tip. Belli oluyor bu. Karaciğerine dikkat etmesi lazım Avni'nin. Hadi Avni. Hadi yavrum. 1:30 kaldı birinci raundun bitimine. Çok güzel bir sol direkt. Bravo Avni. Sağ sol iyice kapandı Brezilyalı. Yine bir sol vurdu. Avni'nin solları iyi gidiyor. Evet, evet. Şimdi bakalım bir de karaciğer yoklaması yaptı. Aynı şekilde rakipten de geldi. Avni aşağıdan bir aparkat bekliyoruz deminki gibi. Hadi Avni. Ben anlıyorum o. Onun kafasından geçiyor o. Brezilyalı'dan hem aparkat yoklaması var hem karaciğer. Çok güzel, bravo. İyi aparkat. Avni hadi bir aparkat daha. Bir sağ aparkat aşağıdan. Çok sıkı bir şekilde defanstaydı Jackson. O yüzden Avni'nin aparkatını almadı ama sol darbe Avni'den. Güzel gidiyoruz. Güzel gidiyoruz köşede sağ sol. Haydi çok güzel karaciğer böbrek. Bir aparkat tekrar karaciğer aparkat. Çok güzel sağ sol kroşeler. Haydi dağıttı Jackson'ı. Haydi Avni devam et. Aşağıda vur, bravo vurdu. 35 saniye var. Enseden çekme yok diyor hakem Massimo. Aynı şekilde Avni. Aynı şekilde çok güzel aparkatlar, çok güzel, harika. Bu düşünce dahi kafi. Oturttuğu takdirde Jackson'ı uyutabilir. Haydi Avni. Sağlarını, sağlarını. Boşa gidiyor rakip. Evet tekrar. Tekrar Avni. İplerin üzerine doğru getiriyor Brezilyalı'yı. Şimdi Brezilya'dan bir kontrol kendisini. Dikkat et Avni. Sol aparkatlar. Kroşeler. Kroşeler çok güzel. Hemen rakipten bir cevap geliyor. Sol boşa gidiyor. Rakibe çok güzel bir sol vuruyor. Bravo Avni. Kapandılar. Çok güzel. Harika bitti. Harika bitti. Brezilyalı çok iyi oynadı Avni. Brezilyalı çok iyi başladı. Ve Avni puanı harika puan alarak birinci raundu önde bitirdi. Özellikle son bölümde yaptığı baskıyla Avni rakibini iplerde yakıldı, pozisyonlarda yaptı. Baskıyla bence bu raundu kazanmayı başardı. Ki ilk dakika itibariyle sürekli dışarıdan sağ kroşeleriyle etkili olmaya çalışıyordu Brezilyalı ama presini arttırdıkça Avni işte bu seri darbelerle birlikte ben bu raundu aldığını düşünüyorum boksörümüz. Boksörümüz bu raundu %100 aldı. Ayrıca bir şey daha 30-40 saniye kala biraz uyuttu da Jackson'ı. O bölümde bir zaman kazandı Jackson. Çünkü orada bir hakimin araya girdiği bir an vardı ki biraz o bölüm uyuttu. Biraz onun kazandığı zaman oldu yani onun lehine. Orada çok sert hakem araya girdi. Enseden çekme yok dedi ama enseden çekmeden önce öyle bir sol vurmuştu ki şimdi ağır şeklinde görürüz onları. Bakalım Ahmet neler diyor orada şimdi. Ahmet sanıyorum hayatından memnun. Çünkü ilk birinci dakikada hep rakibini yani Avni akıllı bir boksör. Rakibi çok hareketli. Her türlü boks yapısı adamda her şey var. Ama Avni çok güzel şekilde aldı. Dedim yani gazını alsın bakalım diye. Evet şimdi ikinci raunddayız. Sağ geliyor Brezilyalı Jackson'dan. Ve sağ sol vücuda yine Brezilyalı'nın aparkatı var. Avni çok sağ aldı. Hemen üstüne geliyor. Şimdi bir darbe aldıktan sonra 3 kombine yumruk çıkarıyor Avni. İyi tarafı bu boksörümüzün. Aman o yakın planlara dikkat et. Avni kaş açılması oluyor. Aparkat geliyor Jackson'dan. Çok güzel. Bravo. Bravo Avni. Karaciğer yoklamaları iyi. Karaciğer yoklamaları çok iyi Avni'nin. Oradan da rakibine bir saydırabilir. Sağ, sol. Avni'den geliyor. Rakipten de geliyor. Çok güzel bir müsabaka bu sevgili seyirciler. Harika bir maç seyrediyoruz. Haydi Avni. Haydi indir. Aparkatla indirebilirsin. Sağ, sol geliyor. Jackson da kendini koruyor. Jackson da kendini koruyor ve sarılmalar var. Hakem Massimo arada, İtalyan hakem, yılların tecrübeli hakemi. Avni çok güzel. Avni şimdi karaciğer derken o böbrek düşünüyormuş. Ters tarafa. Ve aşağıdan aparkat Jackson'dan geliyor. Avni sıkıştırmak istiyorsa çok güzel. Harika sol. Evet haydi Avni. Haydi. Bunun üstüne git artık. Yine dağıttı rakibini değerli seyirciler. Avni'nin şu anda artık vurması gerekiyor. Haydi Avni sağ sol aparkat, bravo. Dediğim anda çıkardı aparkatını. Aşağıdan bir aparkat daha. Bir de sol çıkar Avni, açıldı adam. Sol kroşe boşa gitti. Jackson kurtardı kendini. Avni tekrar üstüne gidiyor rakibinin. Sol direkler Jackson'dan geliyor. Jackson'ın sol direkleri sağ sol Avni. Avni bir kontra vur indir. Haydi Avni. Aşağıdan aparkat diyorum Avni. Alma bunu. Vücuda böbreğe geliyor. Sol aşağıdan ve sağ kroşe, sağ aparkat Avni'den.
Harika bir müsabaka. Son dakika ikinci roundda sevgili seyirciler. Muhteşem bir müsabaka seyrediyoruz. Her türlü yumruk zenginliği var bu maçta. İkisi de kroşeler, böbrek yoklamaları, karaciğerler, aparkatlar. Aparkatlar bakalım. Jackson biraz sert bir darbe aldı. Hakem hemen yanında. Haydi bakalım. Haydi Avni. Heyecan içindeyiz doğrusu. Hakem sayıyor ve maç bitiyor. Avni maçı nakavtta kazanıyor sevgili seyirciler. O kadar güzel darbeler attı. İkinci raundun bitimine bir dakika vardı artık, ben heyecandan farkında değilim, hemen öyle. Koray Şarkaya muhteşem bir galibiyet aldı. Harika bir galibiyet aldı. Avni bu işi kısa keseceğini aslında ilk roundun son saniyelerinde bize göstermişti. Evet. Özellikle bu roundda birkaç kez sendel etmeyi başardı Brezilyalı rakibini ve en sonunda bitirici darbeyi de yaptı. Brezilyalı aslında çok da erken havlatabilirdi bu karşılaşmayı ama o da dayanabileceği kadar dayandı kendi kapasitesince. Ama Avni bu karşılaşmayı çok net bir şekilde tamamlamayı başardı. Çok sükseli bir galibiyetti. Evet, şimdi hemen seyrediyoruz sevgili seyirciler. Bakın aşağıdan aparkatı vurdu. O öyle bir aparkat vurdu ki daha önce zaten sağ sol kroşelerle dağıtmıştı. Bu birinci roundun sonunda da bu işi bitirebilirdi. Fakat zamanı yetmedi Avni'nin. Aslında bir şey daha söyleyeyim. Brezilyalı çok iyi bir boksör. Yani Brezilyalı iyi bir boksör dediğim anda böyle durma. Bizimkinin çok üstün dövüşle, çok sert yumruklarla Brezilyalıyı nakavt ettiğini söyleyelim. Yani öyle sıradan bir adam değil bu Brezilyalı. Ya elbette, şimdi kariyerine baktığımız zaman 20 galibiyetin 18'ini nakavtla gerçekleştirmiş bir boksör. Ben ilk defa seyrediyorum. Kariyeri de muhteşem. Fakat maçta da gördüm. Her türlü yumruk zenginliği var. Ama ne oldu? İşte hep aynı klasik laf. İki vazodan birisi kırılacak. Avni akıllı davrandı. Bir de Avni'nin aparkatı fazlaydı. O son darbeyi de aparkat, gördün mü? İşte burada. Elbette. Hep sağ aparkat. Aparkat diye onun için boşuna bağırmıyorum ben Koray Şarkaya. İşte bak, görüyor musun? Sağ aparkatı geçirdiği anda dizlerinin üzerinde Jackson'ı ne hale getiriverdi. Çünkü zaten Jackson bu round içerisinde birkaç kez sendeledi. Yani birçok kez geriye gitti. Avni en sonunda rakibini pes ettirmeyi başardı. Çünkü yerden kalkamadı Jackson. Evet. Los Angeles'taki maçlardan bahsettik. Geçen haftayı hatırlayın değerli seyirciler. 4 maç. Hepsi ikinci roundlarda bitti. En son maç ise Andre Berto, Victor Ortiz müsabakasında ise Victor Ortiz ve Andre Berto maçı ise 3 round geçti ve orada da muhteşem nakavt vardı. Ama şimdi deminden beri devamlı Los Angeles diyorum. Zannetmeyin ki Los Angeles geçen haftaki hatıralarınızda kalacak. Az sonra o muhteşem geceyi sizlere tekrar yaşatacağız değerli seyirciler. İnanın heyecan içindeyim. Anlattığım maçlar içinde en zevk aldığım müsabakalardı. Evet, şimdi technical knockout'la Avni'nin zaferini kutlayacağız. Ondan sonra tekrar o Los Angeles'taki müsabakalarla sizlere muhteşem bir tatil akşamı geçireceğiz. Bravo Avni, tebrikler.